Merhaba arkadaşlar. Avukatlık ve noterlik hukuku dersinin ilk ünitesiyle birlikte avukatlık mesleğinin tanımını ve avukatlığın özelliklerini öğrenmeye başlıyoruz. Bu ünitede avukatlık mesleğinin tanımını, avukatlık mesleğinin özelliklerinden kamu hizmeti ve serbest meslek özelliklerini, ayrıca meslek tekeli, bağımsızlık, İddia ve savunma dokunulmazlığı konularını işleyeceğiz. Avukatlık mesleği çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Üç tanımı özgünlükleri ve önemleri açısından göz önüne almak gerekir. Mitolojik tanım, Avrupa Konseyi'nin tanımı ve Avukatlık Kanunu'nun tanımı. Mitolojide Zeus'un kızları olan Litailer, avukatlık mesleğinin ilk temsilcileridir. Litailer, adalet işinde savunmayı üstlenmişlerdir. Yargıçlara suç işleyenlerin kandırıldıklarını anlatarak Zeus'un onları bağışlamasını istemişlerdir. Avrupa Konseyi'nin avukatlık mesleğinin icrasındaki özgürlükler hakkında 9 numaralı tavsiye kararında avukat, bu tavsiyenin amacı bakımından avukat sözcüğü, ulusal yasaya uygun olarak dava açmaya, müvekkil adına hareket etmeye, hukukun uygulanmasına, müvekkil adına mahkemeye çıkmaya veya ona danışmanlık yapmaya ve onu temsil etmeye ehil ve yetkili olan ve prensip 1-2'ye göre meslek örgütüne kaydı kabul edilmiş kişidir. Avukatlık Kanunu'nun ikinci maddesinde avukat her türlü hukuki sorun ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasında yargı organlarına, kişilere, kurum ve kuruluşlara yardım etmek için hukuki bilgi ve tecrübelerini adaletin hizmetine tahsis eden, kamu hizmeti gören serbest meslek mensubu kişiler şeklinde tanımlanmıştır. Avukatlık Kanunu'nun ikinci maddesinden anlaşılacağı üzere avukatın iki yönlü işlevi bulunmaktadır. Buna göre avukat, taraf temsilcisi olarak faaliyet göstermekle birlikte yargılama faaliyetlerine katılarak yargının bir çalışanı olmak sıfatıyla adaletin gerçekleştirilmesi çabasına da ortak olmaktadır. Gelişmeler zaman içinde avukatlığı yalnızca bir savunma işlevi olmaktan çıkarmıştır. Hukuki ilişkilerin daha başlangıcında hukuka uygun olarak düzenlenmesi, uyuşmazlıkların önceden önlenmesi gibi önemli ve çağdaş bir yaklaşımı öne almıştır. Avukatlık mesleği çeşitli özelliklere sahiptir. Avukatlık kamu hizmetidir. Serbest meslek olarak yapılır. Meslek tekeli vardır. Avukat, devlet müvekkil ve toplumla olan ilişkilerinde bağımsızdır. Avukatın iddia ve savunma dokunulmazlığı vardır. Kamu hizmeti nitelemesi iki temel ögenin varlığını gerektirmektedir. Bunlardan ilki, hizmetin kamuya yönelmiş olduğunun siyasal organlarca kabul edilmesi, yani diğer bir ifadeyle kamuya yararlı olmasıdır. İkincisi ise kamu kuruluşlarınca veya ilgili kamu kurumunca denetlenen özel kişilerce ifa edilmesidir. Avukatlık Kanunu birinci maddesi açıkça avukatlık kamu hizmetidir demiştir. Avukatlık Kanunu madde 76.1'e göre avukatlar mesleki faaliyetlerini tüzel kişiliği haiz kamu kurumu niteliğinde mesleki kuruluşlar olan baroların denetim ve gözetimi altında sürdürürler. Avukatların kamu hizmeti niteliği, gereksinim duyan herkesin bu faaliyetlerden yararlanabilmesini gerektirir. Hukuk devleti olmanın gerekleri arasında bulunan adli yardım ve zorunlu müdafilik kurumlarını bu bağlamda değerlendirmek gerekir. Avukat, ceza yargılamasında müdafi olarak, özel hukukta ise müvekkil vekil eden nam ve hesabına hukuki tasarrufta bulunan bir vekil olarak iktidar ve yeti kullanmak suretiyle bir kamu görevi ifa etmektedir. Avukatlık Kanunu'nun birinci maddesinde
Avukatlık faaliyetinin bir serbest meslek olarak nitelenmesi, avukatın idare hukuku anlamında bir kamu görevlisi olarak vurgulanmadığının açık göstergesidir. Serbest meslek, sermayeden ziyade şahsi emeğe, bilimsel ve mesleki bilgiye ve uzmanlığa dayanan, ticari özellik taşımayan, serbest meslek erbabının işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılan faaliyet olarak tanımlanabilir. Avukatlığın serbest meslek olarak algılanması, avukatın müvekkilinin haklarını bireysel olarak savunabilmesinin ve bunun için mücadele eden kişi olarak görevini eksiksiz gerçekleştirebilmesinin ön şartıdır. Avukatlık mesleğinin serbest meslek özelliği uygulamada aşağıdaki şekillerde ortaya çıkar. Avukat, yargılamada gerçeğe ulaşılması ve adil kararın inşası bakımından önemli bir konuma sahiptir. Avukat, yargıç ve savcının yanında yer alan, yargı erkinin ve hukuk devletinin olmazsa olmaz önemli bir unsurudur. Onun için de avukatlar, her ne kadar yaşamlarının ekonomik yönünü avukatlık faaliyetiyle finanse etseler de, kendilerinin tacir, avukatlık faaliyetinin ticari bir faaliyet, hedeflerinin de kâr etmek olmadığının idraki içindedirler. Müvekkilinin hukuki problemlerinin çözümüne yönelik faaliyette bulunarak mesleki faaliyetlerini iş görme konulu akitlerden vekalet, hizmet ve eser sözleşmelerine dayanarak yürütür. Avukat, avukatlık sözleşmesi ilişkisine girip girmeme ve bunu sürdürüp sürdürmeme konusunda serbesttir. Ancak bu serbestliğinin bir sınırı vardır. Bu serbestliği toplumsal yararın söz konusu olduğu noktada son bulur. Avukatın serbestliğinin karşılığı olarak müvekkil, avukatını serbestçe seçer. Avukat müvekkil ilişkisinde güven unsuru her iki taraf açısından da büyük önem arz eder. Müvekkil, avukatına verdiği sırların ifşa edilmeyeceğine güvenir. Avukat da müvekkilinin savunması için gerekli tüm bilgi ve belgelerin kendisine noksansız verildiği inanç ve kanaatinde olmalıdır. Güven unsuru, üstlenilen işin şahsen ifası ile yakından ilgilidir. Bu sebeple de avukatın üzerine düşen edimin kural olarak şahsen yerine getirilmesi gerekir. Avukat ile müvekkil arasında kurulan ilişkide karşılıklı güvenin hakim olması ve tarafların iradesinin esas alınması kuralının istisnasını yasal yükümlülükten kaynaklanan zorunlu müdafilik kurumu oluşturur. Anayasanın 36. maddesinde belirtildiği üzere savunma hakkı temel haklardandır. Bu kadar önemli bir hakkı yerine getirilmesini üstlenecek kişilerin belirli niteliklere sahip olması gerekir. Bu profesyonel destek de ancak meslek tekeline sahip avukatlar tarafından sağlanabilir. Avukatlık Kanunu'nun 35. maddesi adli işlemleri vekaleten yapma hakkını sadece baroya kayıtlı avukatlara tanımıştır. Avukatlık Kanunu'nun 63. maddesinde kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, hakem ve yargı yetkisine haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek yalnız baroda yazılı avukatlara aittir denilmektedir. Avukatlık meslek tekelinin temelinde hukuki yardıma gereksinim duyanların ancak bu işin akademik eğitimini almış olan kişilere danışması ve bu kişilerden yardım alması durumunda hak ve menfaatlerinin gereğince korunacağı bireysel yarar ile birlikte bu suretle yargılama faaliyetinde daha kaliteli yapılacağı kamu yararı düşünceleri yer alır. Anayasa tarafından garanti altına alınmış mahkemelerin bağımsızlığı müessesesi, avukat bağımsızlığı ile bağlantı içerisindedir. Çünkü her iki müessese bir araya gelerek yargı bağımsızlığını inşa etmektedir. Devlet bir taraftan avukatı
kendi amacı doğrultusunda bazı yükümlülüklere tabi kılmış, böylece müvekkil menfaatlerini himaye konusunda avukatın faaliyetlerini sınırlandırmıştır. Diğer taraftan da avukatı, yargılama faaliyetinin bağımsız çalışan bir unsuru olarak niteleyerek avukatın bu konudaki haklarını garanti altına almıştır. Avukat bağımsızlığı çeşitli unsurlardan oluşan bir bütündür. Bağımsızlık iş sahibine, meslek örgütüne, devlete, topluma, ulusal ve dinsel inançlara karşı bağımsız olmayı gerektirir. Avukat bağımsızlığının unsurları: avukat-devlet ilişkisinde bağımsızlık, avukat-müvekkil ilişkisinde bağımsızlık, avukatın toplumdan bağımsızlığı şeklinde sıralanabilir. Avukat-devlet ilişkisinde bağımsızlık, avukatın hem mahkeme hem de yürütme organı ile ilişkilerinde bağımsız olmasıdır. Devletin doğrudan kişilere veya topluma yönelmiş çıplak gücüne karşı avukatlık faaliyeti, devleti varlık sebebi oluşturan toplumsal sözleşmenin gereklerine uymaya ve hukuk ile sınırlı faaliyette bulunmaya çekme çabasıdır. Avukatın devletten bağımsızlığı, avukatın devletten gelecek talimat, etki ve kontrollerin dışında bulunması, mesleğe kabulde serbestlik, yerleşme özgürlüğü, faaliyet alanı serbestliği ile yargı faaliyetinin diğer çalışanları, bir başka deyişle savcı ve yargıçlar karşısındaki bağımsızlık gibi gereklerden oluşur. Avukat, müvekkilinin yararına olan tüm hususları savunmasında doğrudan kullanma hakkına sahiptir. Bu açıdan avukata, müvekkilinin menfaatini koruduğu oranda savunma sınırları içinde kaldığı sürece mutlak bir dokunulmazlık tanınmıştır. Bu mutlak dokunulmazlık zırhının sebebi, avukatı devletin çıplak veya dolaylı baskısından korumaktır. Avukat, ceza yargılamasında devletin ceza talebine ilişkin kamu yararı karşısında sanığın bireysel menfaatlerini temsil eder. Ancak tam anlamıyla bağımsızlığına sahip olan bir müdafi bu görevleri tam olarak yerine getirebilir. Bu bakımdan sanığın savunmasına ilişkin metnin özgürce hazırlanmasına getirilecek her türlü sınırlama veya avukatın savunma yaparken herhangi bir endişeye kapılmasına ve görevini gereğince yapamamasına yol açabilecek herhangi bir durum, savunma hakkının kısıtlanması sonucunu doğuracaktır. Avukatın mahkemeden talimat alması, mahkemeye tabi olması düşünülemez. Avukat sadece hukuka tabidir. Aynı şekilde savunma avukatının savcı ile karşılıklı olarak eşit haklara sahip olması, ceza yargılamasındaki silahların eşitliği ilkesinin ve dolayısıyla bağımsızlığın bir gereğidir. Görevlerinden doğan ve görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı avukatlar hakkında dava açılması savcının isteğine bırakılmamıştır. Bu hususta Adalet Bakanlığı'ndan izin alınması gerekir. Avukatın sadece yargılama organı olan mahkemelere karşı bağımsız olması yeterli değildir. Avukat, yürütme organı olan hükümete karşı da bağımsız olmalıdır. Bu bağlamda avukat bağımsızlığı, görevini ne şekilde yerine getireceği konusunda hiçbir makam ve mercinin herhangi bir şekilde avukata talimat verememesini, etkide bulunamamasını gerektirir. Mesleğini icra ederken avukat hiçbir makam ve merciden talimat alamaz. Avukatlık mesleğine kabul hususundaki yetki ile mesleğin icrasına ilişkin denetimin tüm avukatların üyesi bulunduğu özel meslek kuruluşu olan barolara ait olması, avukatın devlet karşısında bağımsızlığı açısından zorunludur. Barolarda avukatların disiplin açısından denetiminin yine avukatlardan oluşan bir disiplin kurulu tarafından yapılması, mesleğin devletten bağımsız şekilde yürütülmesini sağlayan çok önemli bir gerekliliktir. Avukat,
Avukatlık Kanunu madde 163.2'ye göre üstlendiği vekalet işi karşılığında alacağı vekalet ücretini kural olarak müvekkil ile birlikte serbestçe kararlaştırır. Bu konuda bazı sınırlamalar yine Avukatlık Kanunu madde 163'te bulunmakla birlikte asıl olan bu ücretin taraflarca serbestçe kararlaştırılmasıdır. Bu da avukatın devlet karşısında bağımsızlığının bir gereğidir. Avukatın müvekkilinden bağımsız olmasının bir gereği de avukatın kendisine teklif edilen vekalet işlerini kabul edip etmemek konusunda serbest olması ve her zaman vekaletten çekilebilmesidir. Ayrıca avukat, müvekkil taleplerinden meslek kurallarının ihlaline yol açabilecek nitelikte olanları yerine getirmek zorunda da değildir. Basın ve kamuoyunun avukatın faaliyetine engel olmaması, toplumun avukat tarafından yapılan savunmanın ciddiyetine ve içeriğine doğrudan ve dolaylı etkide bulunamamasıdır. Yapılacak olan bu tür etkiler engellenmelidir. İddia ve savunma dokunulmazlığı bağlamında yargı mercileri ve idari makamlar nezdinde yapılan yazılı ve sözlü başvuru, iddia ve savunmalar kapsamında avukatın kişilerle ilgili olarak somut isnatlarda ya da olumsuz değerlendirmelerde bulunması halinde avukata ceza verilmez. Ancak bu cezasızlık için bu isnat ve değerlendirmelerin gerçeğe dayanması, savunma konusu ile sınırlı, yasal çerçeve içinde olması ve avukatlık onuruna yaraşır usul içinde bulunması gerekir.